Merhaba arkadaşlar, eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda VHM panellerde hosting paketi nasıl oluşturur onu göreceğiz. Kullanıcı girişini yapıyoruz. Sol menülerde Add Package kısmına giriyoruz. Burada bir paket adı belirtiyorlar. Ben merhaba diyorum. Burada kutu kısmında megabyte cinsinden belirtiyoruz. Bu alan kısmıdır. Ben buraya 1000 megabyte diyorum. Trafiğime de 1000 megabyte diyorum aynı şekilde. En fazla kaç tane FTP kullanıcısı oluşturabilsin diyor. 10 tane diyorum. En fazla kaç tane e-mail kullanıcısı oluşturabilsin? 10 tane diyorum buna da. En fazla kaç tane e-mail listesi oluşturabilsin diyor burada. 10 tane diyorum buna da aynı şekilde. En fazla kaç tane database, veri tabanı oluşturabilsin? Buna da 10 tane diyorum. Aynı şekilde en fazla ne kadar subdomain alt alana da oluşturabilsin diyor. 10 tane diyorum aynı şekilde. Diğer alanları ellemiyoruz, böyle kalsın. Burada lokal kısmında Türkçe dil ayarını seçiyoruz. Ekle diyoruz. Paketiniz oluşturuldu diyor. Bakalım kontrol edelim oluşturulmuş mu diye. Evet, oluşturulmuş burada gördüğünüz gibi. Bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar, eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda VHM panellerde hosting paketi nasıl oluşturur onu göreceğiz. Kullanıcı girişini yapıyoruz. Sol menülerde Add Package kısmına giriyoruz. Burada bir paket adı belirtiyorlar. Ben merhaba diyorum. Burada kutu kısmında megabyte cinsinden belirtiyoruz. Bu alan kısmıdır. Ben buraya 1000 megabyte diyorum. Trafiğime de 1000 megabyte diyorum aynı şekilde. En fazla kaç tane FTP kullanıcısı oluşturabilsin diyor. 10 tane diyorum. En fazla kaç tane e-mail kullanıcısı oluşturabilsin? 10 tane diyorum buna da. En fazla kaç tane e-mail listesi oluşturabilsin diyor burada. 10 tane diyorum buna da aynı şekilde. En fazla kaç tane database, veri tabanı oluşturabilsin? Buna da 10 tane diyorum. Aynı şekilde en fazla ne kadar subdomain alt alana da oluşturabilsin diyor. 10 tane diyorum aynı şekilde. Diğer alanları ellemiyoruz, böyle kalsın. Burada lokal kısmında Türkçe dil ayarını seçiyoruz. Ekle diyoruz. Paketiniz oluşturuldu diyor. Bakalım